Yeni başlayan avcı ve dolumu düşünen veya doluma yeni başlamış olan dostlar hepinize merhaba diyorum. En çok karşılaştığım soru bugünlerde fırtınalar gibi dolum yapan yeni başladığı dönemlerde sizlerle aynı soruyu sormuş olan arkadaşlarımız için dolum ucuza mı geliyor? Dolum mantıklı mı? Neden dolum yapıyoruz? Bunları ince ince Ayrıntılarını, sebeplerini açıklamaya dilimin döndüğünce çalışacağım. Arkadaşlar dolum yapmak, sürekli ne attığınızı bilmek, kullandığınız malzeme göre e, bu malzemenin performansını, kalitesini hangi avlakta, hangi tapa, hangi barut, hangi saçma bir ekspor saçmanın farkı nedir, neden gazeteyi kullanıyoruz, basınç eşitliği bunlar nedir bunların hepsini ayrı ayrı göreceğiz. Yeni başlayacak olan arkadaşlar makine ekipmanda tereddüte düşüyorlar. Fotoğrafta gördüğünüz malzemeler sizlere lazım. Hepinize bu kadar kalabalık olması şart değil. Videoda detayları sizlere vereceğim. Ben birçok farklı kalibre tüfek kullandım ve farklı fişekler doldurduğum için burada biraz kalabalık görüyorsunuz videonun ileriki zamanlarında hepinizin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar doluma veya avcıla yeni başlayacak arkadaşlarımız için sıfırdan başlayanlar için bizlere neler lazım dediğiniz şöyle detaylı bir çalışma tek tek söylemektense gittikçe gerek avcılar genç dolumcular çoğalıyor işte neyi nereden buluruz, ne yaparız, ne gibi aletler lazım. Arkadaşlar ilk önce hassas terazi lazım. Bindelik ve 100 grama kadar tartan hassas teraziler işimizi görüyor. Hani bizim yaptığımız birçok iş eleştirilir ama şöyle bir ortama bakarsanız herkesin kullandığı hassas terazi. Ben bunları Almanya'dan alıp getirmiştim. Yazısı da zaten dikkat ettiğiniz gibi iç yazısı fotoğrafta göreceğiniz gibi Almancadır. Oranın belli tüfü ve standartlarına uymayan hiçbir ürün orada satışı yapılamaz. Sizler Çin sitelerinden görsel olarak aynısını alıyorsunuz. Bunu 0.001 maksimum 100 gramlık olanı tercih etmeniz lazım. Bu konularda hassas terazi nasıl olmalı diye hem YouTube'da hem de dost gruplarda, kendi grubumuzda hassas terazinin detaylarını ben size vermiştim. Barut veya saçma için kullanacağınız kaplar lazım. Ben bunları herhangi bir sprey kapağından falan geçiştirdim. Kimisi evde bir e, tabağı kullanıyor. Başka bir şey kullanıyor. Dolum yapacağınız kalibreye göre 16 mı 12 mi 20 mi 36 mı 28 mi bunlara göre şu tip Kiminiz kakıç diyor, kiminiz sopa diyor, kiminiz bilmem e, takıcı diyor. Tapaları falan yerine takmak için buna benzer aparatlar lazım. Bunları da bir çuval para vermenize gerek yok. Bunları yaptırsan toplu halde biz nereden bulacağız bilmiyoruz, bulamıyoruz diyorsunuz. Bunların kargo parasına dahi değmez. Sizlere tavsiyem çeşitli kalınlıktaki oklavalardan veya kaliteli ağacı kaliteli olan süpürge sapından bir tornacı arkadaşınızla kendi bölgenizde elinize bir tane boş yeni veya eski kovan alarak yani yapımı zor bir şey değil bunun tornada yaptırabilirsiniz. Ucundaki delikler farklı yaptığım çalışmalardan seviye sabitlemek için zaman zaman böyle vidalar takmak, bu vidaları geri sökmek için. Yani bunları da çeşitli fırsatçılar 500 lira, 600 lira, 700 lira gibi fiyatlardan pazarlamaya uğraşıyor. Şu bir yine atılmış kovan kesicisidir. Ucunu standart olarak kesmeye yarıyor. Bununla 89'u 76'ya veya 70 milimlik kovanı 65'e düşürebiliyorum yine alttaki ayar vidasıyla. Ee, bu biraz kombinasyondur. Bunu daha önceki çekimlerde belirtmiştim. Tek alet ile 12, 16, 20 hepsini birlikte yap yapabilmek için ben bunu bu şekilde kombinasyon yapmıştım. Yani yoksa 3 tane farklı aparat yapmam lazımdı. Yine bir CD kalemi. Öyle CD'lerin üzerine yazı yazdığınız kalemler kolay silinmeyenler. Kaliteli bir şey kullanırsanız pek silinmiyorlar. Kovanların ağzını Bazen çok büzüşmüş, bozulmuş oluyor. Düzeltmek için şuna benzer bir aparat kullanıyorsunuz. Bunları dizayn edeceksiniz. Bunların hepsini para zoruyla ya da hazır beklerseniz sıkıntı. Şunlar biraz zor olsa da zaman zaman grubumuza destek veren bayilere rica etmiştik. Toplu getirtmişlerdi genel anlamda pek bir sıkıntı yok. 36 kalibre için sıkıntı çekiyorlar. Onlara herkes bir şeyler yapıyor. Kimisi 36 kovanıyla yapıyor. En basit çözüm şöyle bir tane e, atılmış tabanca kovanının dibine bir tel sarsanız bile 36'lar için ya da 28 gibi ince kalibreler için oluyor. Neden dolum yapıyoruz mantıklı mı mantıksız mı bunu videonun ilerleyen aşamalarında bölüm bölüm e, hangi makineler lazım makinelerin özelliklerine neden pensle kullanıyoruz ne işte çakma makinelerden ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, yüzüklü makinenin farkı nedir? Benim yaptığım yüzükler veya modifiye yaptığımız profesyonel çevriye çevirdiğimiz şimşekler, meçler veya e, Ahmet Usta'nın makineleri neden bu işlemlerden geçiyor? Yani Murat Usta'nın parçalarıyla birçok şimşek ve meçi dahi bizler profesyonel çevriye çevirdik. Bunun neden yapıyoruz? Şimdi yabancı dili olanlar aradaki ayrıntıyı hemen fark ederler. Genellikle fişek doldurma makineleri e, Loader ismiyle yazmaz arkadaşlar. Reloader yabancı dili olanlar bunu hemen anlar. Tekrar doldurucu yani atılmış bir kovanı tekrar doldurmak içindir. İş yeni kovan doldurmaya geldiği zaman o zaman profesyonel metal başlıklar, ara kesmeler şart haline geliyor. Yani mesela şuradan bir tane atılmış kovanı elimize alacak olursak şu kovanın üzerinde fabrikasyon basılmış daha önceki katları yolu izi duruyor. Eğer dolum beceriniz yerindeyse siz bunu doğru düzgün makineyi kalibre edebiliyorsanız bunu kapatmak yeni kovan kapatmaktan çok kolaydır. Bir de kovanların yumuşak sertlik olayı var. Yumuşak kovanları çok kolay kapanıyor sanıyorsunuz. Ancak daha ciddi el becerisi ve makine kalitesi ister. Yani piyasada dolaşan e, kalitesiz makinelerin çoğu yumuşak kovanlarda doğru düzgün performans sağlayamıyor. Bu yüzden de genellikle yeni odun gibi sert kovan kullanılıyor. Çünkü sert kovana basınca kırma noktaları sabit kalıyor. Doğru düzgün iş yapmış gibi görünüyor. Ancak en kötü kovan bugün 36 kalibre dahi 7 lira civarına gelmiş. Bunu almaya arabaya binip yakıt yaksanız iki adım yerinizden kıpıransanız günümüz şartlarıyla 40 lira 50 lira olan yakıt e, masrafınız diyeyim e, belki de gideceğiniz yer 20 kilometre 50 kilometre 200 lira bir yakıt masrafı ekleyecek. E, kargo kapsül patlayıcıya girdiği için birçok bayi kovanları dahi kargo etmek istemiyor. Bunlar da ayrı sıkıntı ve ek maliyet getiriyor. Şimdi dolum yapmak mantıklı mı? Ucuza mı geliyor? Ucuza hem geliyor hem gelmiyor. Bunu da yine ileriki aşamalarda detaylı olarak açıklayacağım. Mantıklı dolum, kaliteli bir fişek kullanıyorsanız ucuza geliyor. Piyasadaki en ucuz, en adi deyip bizim tüfeklerimize sokmadığımız çeşitli marka ve fişekleri saçması çelik gibi neblim içindeki tapasıyla işte adamlar 25 metreye, 30 metreye, 36 metreye e, tereke döv, kağıt dövüp durup bunda saçma saymaya uğraşıyorlar. Ondan sonra da bizim atış yaptığımız mesafelere bu olmaz diyorlar. Bir de piyasayı araştırdığınız zaman 350-400 lira bandında satılan işte bu ucuz sözde fişekler var. Bir de 10 tanesi 900 lira, 1200 lira olan fişekler var yabancı şey. Arasındaki farkı bir adam anlayamıyorsa onların kapasitesine bunu zaten bırakacağız hiç muhatap olmayacağız bunlarla. Biz burada neden dolum yapıyoruz? Dolumun neticeleri ne oluyor? Neler gerekli? Sıfırdan başlarken doğru düzgün bir dolum mu yapacak ya da piyasadaki en adi fişekten daha adi veyahut ucuz bir fişek mal etmeye mi çalışacak? Ki bu olanaksız. Çünkü firmaların toptan malzeme aldığı paraya siz malzemeleri alamazsınız. Bunun yanına daha bu malzemelerin hepsini bir arada bulamıyorsunuz. Dünya kadar yakıt yakıyorsunuz veya çeşitli şekilde kargolar ödüyorsunuz. İş orada iyice sıkıntıya girmiş oluyor. Maliyet haliyle yükseliyor. Yani en kötü, en kalitesiz malzemeyle de siz en ucuz fişekten daha ucuz fişek yapmaya çalışırsanız olayın boyutu orada çok değişiyor. Ancak kaliteli malzemeyi özellikle zamanında yapmış olduğum uyarılara bugün aramızda halen 9 kuruştan 8 kuruştan aldığı kapsülleri kullanan arkadaşlarımız var. 19 liradan almış olduğu saçmaları kullanan arkadaşlarımız var. Bunun içerisinde saçma kalitesi işte hurdadan dökülmüş yok kurşunlar saçmalar oturmuş adam şıp 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 tane tane oraya saçma dökmeye uğraşıyor delikleşik yamsuk yumsuk bir şey çıkıyor. Eliyorum diyor numara tutmuyor ya Olduğu gibi grupman bozuluyor. Her saçmanın özgür ağırlığı farklı. Yani bunlarla uğraşıp da doğru düzgün bir netice alıyorum diyen biz yurt dışına giden saçmalarla bir şeylerle uğraşıyoruz. Bizler kaliteyi bir araya tutmaya getiriyoruz. Çalışıyoruz. İçimizde yine bu tür hassas, temiz çalışan arkadaşlarımız var. Onlar da adamlar bir tanesi 7 liraya gelen yabancı tapaları buraya getirip dolum yapan arkadaşlarımız var. Yani adam uydur buydur bir iş yapıyorsa biz kimseyi eleştirmiyoruz. Biz kendi yaptığımız şeylerin kalitenin e, ulaştığı nokta, sonuçları zaman zaman paylaşıyoruz. Adamın ya maddi imkanı yetmiyor ya kendi kendine bir efor ne bileyim işte fenomen bir şey olmaya çalışıyor. Bize bulaşarak isim yapmaya çalışıyor. Kısaca dolum yapacağınız zaman yapacağınız kalibreye uygun şuna benzer bir alet takımı size lazım. Bu profesyonel çok pahalı bir mikrometredir. Bunun yerine arkadaşlarımız çeşitli kumpaslar alıyor iyi kötü iş görüyor. Yaptığınız işin neticesini görmek için şuna benzer piyasada bulunan kumpaslardan. Size tavsiyem bunların yüzdelikleri var. Yani 1 milimetrenin yüzde değerlerini gösteren. Kumpas alırken de buna dikkat edin. Ondalık değerlerle falan böyle fişek gibi namlu içinde çalışacak mühimmatın hatalarını falan tespit edemezsiniz. Bunu da e, tablacı kumpaslarıyla üretim yapmaya çalışan kişilerden sıfırlama bile tutmayan ellerindeki aletlerden ve ellerindeki aletlerin çalışmayışından çok rahat şekilde anlayabilirsiniz. Yani eğer uyduruk dandik bir alet alıp da bunlarla ölçüm yapacaksanız zaten sizi yanıltır. Bazen soruyorsunuz işte biz satılan borudan da aldık içine geçiyor ama tüfekte takılıyor. O boru falan hikaye arkadaşlar. Boruya girip çık, çıkması kovanın tüfekle takılmayacak demek değildir. Bu kovan sadece boğazdan takılmaz. Kovan dip tablasının ezilmesinden takılır. Yüzüklü bir şeyde etrafının genleşmesinden açılır. Bazı kovanların metal kısmı çok incedir. Daha yüzük şuraya inmeden aşağı taraf ezilmiş olur. İşte içerisindeki plastik yükselişleri markalara göre değişiktir. Neblim dışındaki metalin direnci değişiktir. Ee, bunlara göre hele ki yüzüklü makine kullanıyorsanız bazı sürprizlere hazır olacaksınız. Sürpriz olmaması için de kaliteli bir kumpasla bunları kontrol ederek sonuca ulaşabilirsiniz. Yani bir borunun içinde şak 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 etmesi yıllardır o boruya da para vermiş adamlar kovanları tepiyor geri çıkarıyor ama avlakta şakır şakır tutukluk yapıyor. Bunlar nasıl oluyor? Bu şikayetleriniz nereden çıkıyor? Size söylemek istediğim boşu boşuna Kör çöpe para vereceğinize hiç olmazsa işinizi görecek orta kalite bir kumpasla ölçüleri bilerek kontrol yaparsanız bu tür sürprizlerle daha az karşılaşırsınız. Şimdi gerekli makine ekipman ve makinelerin arasındaki farklara geçeceğiz. Videoyu durduracağım. Şuraları bir toparlayıp tekrar sıfırdan yeni başlayan arkadaşlarımız için olabildiğince yardımcı olmaya çalışacak detaylı bir video çekeceğim. Gelelim diğer sorularınıza. Hatırlayabildiğim kadar zaman içerisinde birikmiş sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle makineler işte bidonlu, bidonsuz falan arkadaşlar makinelerimin hepsinin orijinal bidonları yerindedir. Hassas teraziyle tek tek oynayarak kaybedecek kadar bir çoğunuza göre benim vaktim daha kısıtlı. Kendi işleri çok yoğun biriyim. Neden bidon kullanmıyorum? Bidon ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Bidon eskiden ülkemizde tek tip barut vardı. Tip 1, sonra tip 2 çıktı. Bunların dişleri ve taneleri iriydi. Bunlar ölçek şeyine göre yani hassas teraziyle baktığınız zaman bunların gerek içerisindeki ölçek aparatları şu an hepsini ayrı ayrı buraya yığmaya çalışmadım. Burada hiçbir şey göremeyiz. Şu an bile çok karışık oldu. Yani bunlar bu yeni doluma girecek arkadaşlarımız için. Bidonları ben burada tutmadığımın sebebi bir anlamı yok. Yani çalışmamı zorlaştırıyor. Yukarıdan tutabiliyorum. Destek alıyorum. Ben tahtaları montaj yapmıyorum. Bu tezgaha veya öbür tezgaha alıyorum çalışacağım zaman. Buradaki makinelerin görevleri şeyleri orijinal pensli Amerikan makineleri Bunlar çok zor bulunuyor. Artı maddi imkan işi. Penslerini değiştirerek 36, 20, 12, 28, 16 her neyse bir makineniz varsa aldığınız pens kadar ki şu şekilde penslerin orijinal kutusudur. Gördüğünüz gibi çakma falan değil. Amerikan mekin orijinal ürünleridir bunlar. Ben çakma ürün kullanmıyorum. Tekrar ediyorum. Artı bu kalabalık sizin kafanızı karıştırmasın. Ben 12 kalibre kullanıyorum. 16 kalibre kullanıyorum. 20 kalibre kullanıyorum. 36 kalibre kullanıyorum. Bir dönem 28 de vardı elimde. 28'in zor bulunan malzemesinden dolayı onunla uğraşmayı bıraktım. Ve sadece makineler değil, elimden geldiği için zaman zaman sizlere de ürettiğimiz gibi şöyle bir tanesini numune olarak buraya getirin. Şunlar benim yaptığım çeşitli özel parçalardır. Şu dahi 4140'tır. Namlu çeliğidir. Evet arkadaşlar. Şimdi anlatacak birçok şey var da en kısasından almaya çalışacağız. Buradaki makine kalabalığı, yapılan işler veya sizden paylaştıklarım ince ince hepsini anlatmaya sabahlara kadar bir video çekmeye çalışsam yetmeyeceği için işte Arkadaşlar doluma başlayalım mı? Başlamayalım mı? Dolum en başta ucuz mu? Arkadaşlar piyasadaki en kötü, en adi, en ucuz fişekten daha ucuza fişek mal etmeye çalışırsanız burada yanılırsınız. Hiç bulaşmayın. Bizlere ucuza geliyor. Şöyle ucuza geliyor. Piyasada 900 liraya yani günümüz şartlarında 1200 liraya 1600 liraya satılan bir kutu fişekler var. Kaliteli malzeme ekipman ile yine kaliteli barutları doğru ölçülerde kaliteli kovanını, kapsülünü saçmasını bir araya getirirsek bizler işte 900 liralık, 1200 liralık 1600 liralık her neyse fişekleri veya o ayardaki fişekleri ne bileyim 400 liraya 500 liraya kullanmış oluyoruz. Ama siz kalkıp işte 350 liralık, 400 liralık fişe daha ucuza yapan mıyım diye uğraşırsanız çok eski zamandan malzemesini almış olanlar daha halen 8 kuruştan 12 kuruştan aldığı kapsülleri kullananlar da aramızda mevcut veya imkanı geniş almış ya da sadece avda kullanmış, keyfe kullanmamış. Bunlarla kendinizi mukayese etmeyin. Bugün eğer yeni başlayacaksanız doluma günümüz şartlarından hesap edeceksiniz. Barut zor bulunuyor. İlk önce bunu göze alacaksınız. bunu yanı sıra kaliteli makine, ekipman diye ortalıkta bin bir türlü demir parçaları dolanıyor. Ee, insanları yanıltıyorlar bir makine dediğiniz zaman kısaca bir makine gelelim şöyle 50-55 yaşındaki şu bir versa meçtir meçin Mech atalarından biridir muhtemelen yarım asırdan yaşlıdır haddesini yapacak kapsülünü çıkartacak kapsülünü takacak eskiden keçe tapa kullanılıyordu ben keçe tapa kesinlikle kullanmıyorum namludan dolmalı tüfeklere insanoğlunun bez bastığı, çaput bastığı zamanlarda keçe tapa güzel bir icattı. Günümüzde hiçbir artısı yok. Gaz kaçırır. Bundan hariç birçok kişi bilmez şunun neye yaradığını. Keçe tapayı koyduğunuz zaman eşit basınç için bunlar ayarlarsınız. Keçe tapaları bastıkça sıkıştığı için tahta çakmış gibi sert bir duruma gelir. Bunların özelliği Keçe tapaları eşit baskı ve basıncı almaktır. Bugün gaz burunlamaya kalkan bir takım tuhaf yaratıklar bilgileri, kapasiteleri o kadar eski keçe tapaların altına ve üstüne baktığınız zamanlar oralara karton, parafinli bilmem ne bir şeyler yapıştırıldığını da görürsünüz. Keçe tapa günümüzde kullanılacak bir şey değildir. Kullanan kullanır, fantazidir. Halen kara tarla süren vardır. Buna da saygımız var. Gelelim pensli makine konularına. Benim yüzüklere. Yine yüzük diye başımı yiyorsunuz. Bunlardan yapılacak ilk 400 tane, 450 tane civarında yok. İnsanlar bundan bekliyor. Hatta ikinci elini çeşitli gruplarda e, arayan arkadaşlarımız var. Çünkü bunlar toplu 2000'in üstünde yapıldığında yedekli alanlar vardı. Bu arkadaşlarımızdan bazıları yedeni veren oldu. Bazısı vermeyen oldu. Bu yüzükleri normal bir makineyle bozamazsınız. Niye bozamazsınız? Bunlar hep bir teknik hesapla profesyonel şekilde üretildi. Ömürü de hesaplandı. Ne yaptığımızı ben bilirim. Ee, bir yüzükten yaklaşık 67 bin kovan bekleniyor. Ömür bekleniyor. Bugüne kadar daha bir tane bozulan olmadığı gibi gece gündüz magnum bununla haddeleseniz yine de 47 bin civarında magnum haddeleneceği teknik verilere göre hesaplandı. Şimdi 60 bin kovan doldurmayı göze alırsak siz bu kola 60 bin sefer indirip kaldıracaksınız demek sadece hadde için. E bunun haricinde 5-6 sefer şeyle ön kesme ara kesme kapsül takma indirip kaldırıyorsunuz. Yani bu ister şimşek olsun ister meç olsun Sonuçta birbirine sürtünmeyle çalışan bir şase kapsül deliğini falan bu rotada buluyor. İşte bazısı da demir parçasıyla bulduramıyor makine yapıyorum diye. Kiminde stoper yok. Ee, onlar ayrı sıkıntı. Konumuzdan uzak tutalım şimdilik. Onları da hatırlatayım dedim sadece. Yani makine gördüğünüz her demir parçası makine değildir. Bir sürü mağduru var ülkemizde. Dolandırılıp insanlar değil dolumu başlamadan bırakmak. Avı bırakanlar oldu bu maddi külfete kaldıramayıp. Şimdi bir fişe bir hadde yaptınız. Doldurana kadar 5-6 sefer daha kolu indirdiniz. 6 sefer varsayalım. Bazen son kapatmayı 2 sefer basmak gerekiyor bazı kovanlarda. Bu daha da yukarı çıkabilir. 4-6-24 yani 240 bin defa şu kol aşağı inip çıkacak. Ya bunun ortasındaki demir de aşınıyor. Demire sürten şunun etrafındaki köşe şase de aşınıyor. Siz zaten 240, 250 bin fişe böyle bir makineden doldurduysanız üreticiye teşekkür edip boynuna sarılıp bir tane daha yeni alabilirsiniz. Çünkü bazı yorgun makinelerde şöyle yaptığım zaman kapsül deliğini bulmaz hale gelene kadar şaseler yalak ve yıpranmış hale geliyor. Söylemek istediğim her şeyin kalitesini bu malzemede olur, makinede olur. Murat Usta'nın başlıklarında olur. Ne bileyim modifiye yapacaksanız Ahmet Usta'nın makinesinde olur. Ee, modifiye niye yapılıyor? Bilen bilmeyen konuşuyor. Şu orijinal Amerikan malı makinelerin bile kartonunda üstünde yazar. Relo der. Yani yeniden doldurucu. Atılmış bir kovanı yeniden doldurucu. Atılmış kovanda eğer buna doğru uyar, açılar değiştirmezseniz Ön kesmesi bellidir. Ara kesmeyi kullanacağınız yer bellidir. Ara kesme kullanmasanız da idare eder kapanır. Ama siz sıfır kovanı bu makinelerle ki plastik başlıklarıyla Amerikan makinelerinde dahi bunların da içi plastiktir. Yine metalleri var ekstra paradır bulabilirseniz. Ben vaktinde bunların metallerini kullanıyordum. Bu çok kişiyi aldattı. Ben yeni kovan kapatıyorum diye adam kendini parçaladı. Bir yerden Amerikan makinesi buldu. İçi metal olmadığı için e, yeni kovanları yapamadı. Ondan sonra döndü. Dedi sen nasıl yapıyorsun? E, Murat Usta bunları bugün açtı. Gayet uygun fiyata. Bunları Amerika'dan bulsanız bile bir tanesi 40 dolar 60 dolar ki bazıları kendini Amerika'da yaşadığını zannediyor. Yaptığı uyduruk parçalara. Buna benzer fiyat çekiyor. Bunlar da çalışmıyor. Bir da mağdur oluyorsunuz. Kazık fiyatı iyi bir şey aldığınızı sanıyorsunuz hiç alakası bile yok. Pensli makineler ayrı bir dünyadır. Şu makinelerden çıkan ben bir tane tutukluk yapan pişe rastlamadım. İçinizde nepey bir sayıda arkadaşlarımızın bölgesine gittik, onlara misafir olduk, bize misafir gelenler oldu, beraber ava gittiklerimiz oldu içinizde. Bir tane benim tutukluk yapan takılan pişe mi görmemişinizdir? Yani bir demir borunun içine alıp bu fişe şak 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 sokup çıkartmak bunun çalışacağına alamet değildir. Sadece burasından çalışmaz. Dip tablasındaki yuvarlak ve ezilme hafif bozulur. Dip tablası enine şişer. Almışlar ellerine tablacı kumpaslarını tablacı kumpasıyla tutuyor. Ölçüm yapmaya çalışıyor. Arkadaş ben bin, yüzdelik bir milimi yüze bölen mikrometreyle bakıyorum. Ondan sonra bir işi yapıyorsan ilk önce elinde doğru düzgün bir takım taklavat olacak. Ne yaptığını bileceksin. Namlu içinde mühimmat çalıştırıyorsun. Ee, eğer avcı değilsen, dolumcu değilsen, makineden anlamıyorsan rastgele milletin canını yakmayacaksın. Hangisi olursa olsun. Öteki hisle kapatın diyor. Şu makinenin sapı bir adama nasıl bir his verebilir? Yani bazı şeylere dikkat edeceksiniz. Bizler makine yapmayı beceremiyoruz demek yerine... Sen suçlusun onu yaptın bunu yaptın sen beceremiyorsun. Açısı bozuk başlıklar bunlar neler. Ahmet Usta'nın makinesini modifiye ediyoruz. Bunu bile fırsatıyorlar. Bu makine niye modifiye geçiriyor? Birçok arkadaşımız şu dandik eskiden tekil kapsül çıkarıp takan bilmem haddeyi ayrı kalıplamada yapan ee, muslukla ütüleme yapmaya çalışan arkadaşlarımız vardı. Yıldız kapatamıyordu. Adamın başını yediler. Dediler bize Kapsülümüzü çıkartsın şunlar gibi, bir kapsül taksın, attığımız kovanı toplasın, muslukla elimizden uğraşmayalım, bir düzgün yıldız kapatsın. Adam bir de üstüne tuttu, geliştirdi buraya gayet ekonomik ee, bir akülü matkapla, matkapla size bir ütüleme sağladı muslukla oynamak yerine ki birçok kişi ekonomik durumu kısıtlıysa bunları başarıyla kullanıyor. Daha ne isteniyor onu da bilmiyorum. Döndük dolaştık neyse öyle bir çizgiye geldik ki buradaki kalabalık sizi dediğim gibi şaşırtmasın. Önce ne dolduracaksınız? Magnum süper magnum mu? Makine buna müsait mi? 36 mı? 12 mi? 76 mı? 70 milim mi? 28 mi? 20 mi? Ben bu kalibrelerin hepsini kullanıyorum. 12'sini de 16'sını da 20'sini de 36'sında. da 28'in malzeme sıkıntısından vaktinde elden çıkartmıştım. Bir de şu şişelere bu şarj şarjbar bölümlerine takılıyorsunuz. Orijinal Amerikan makineleri, eski barutlar iri taneliydi. İşte onlara göre yapılmış ölçeklerle idare ediyordu. MK'nin tip 1'i vardı, tip 2'si vardı. Bir şeyler yapılıyordu. Yeni barutlar kimyasal ve çok ince. Bundan hariç çift bazlı barutlar, nitrogliserin ağlaşımı ve yakışı yapışkan yapışıyor yani. Bunların içerisine asbel kader dökerseniz çift bazlı barutları şunların arasından temizleyemezsiniz. Şişeden bile çıkarırken rezil olursunuz. Sıkışır her tarafa. Bu şarj bar işleri bunun orijinal Amerikan malı bile olsa hikaye akıyor. Yok işte barut ölçü falan. Bunlar tayyare. Bir 50 ölçüyorsun, bir tanesi bir 45 geliyor, bir tanesi bir 47, biri bir 53. E ben kaliteli bir dolum yapmaya bu kadar para harcayacağım, oturacağım hassas teraziyle mittik mittik ölçeceğim. Tüfem patlarken bir tanesi dang diyecek, biri pof diyecek, öbürü çat diyecek. Grupmanım değişecek. Ondan sonra da yine Avrupa fişe özeneceksiniz. Ee, öyle olmuyor, böyle olmuyor. Yani gazeteyali kullandığımız konuya da burada geliyoruz. Avrupa bir tapa, Avrupa kovanın içerisinde gazeteyal gibi basıyorsun geri kalkıyor, basıyorsun geri kalkıyor. Avrupa tapayı. Yerli kovanı atıyorsun. Birine düşüyor. Birine işte öyle böyle geçiyor. Birine tatlı sıkı geçiyor. Bu istikrarsızlığı kaldırmadan sağlıklı bir dolum yapamazsınız. Bu kriterleri bilerek kendinize göre iyi kötü ben dolum yapayım mı yapmayayım mı bunların kararını sizler vereceksiniz. Genellikle bugün fırtına gibi dolumlar yapan arkadaşlarımızla ee, hemen hemen aynı şeyleri konuştuk. Yeni başlayacaklar, makinesini alanlar veya almayı düşünenler bunları hep kendileri hesaplasınlar, kendileri kararını versinler. Dolum ucuza gelir. Dediğim gibi kaliteli bir malzemeyle 900 liralık, 1300 liralık 1600 liralık fişeyi uygun malzeme ma e, 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 bir araya getirip de kaliteli bir şekilde doğru düzgün bir makineyle doldurduysanız keyifle kullanırsınız. Kendi yaptığın dolunun sabit aynı grupmanı vermesinin verdiği keyfi hiçbir şey bilmez. Hangisini hangi mesafede yaptığın ne yapacağını bilirsin. Ben mesela kolay kolay şok değiştirmem. Fişek içinden bitirmişimdir. Sezon açıkken arabanın içerisinde en az 250-300 tane fişek vardır. Bölgeden inerken atış şartlarına göre bilmediğim bir yere gitmişken Uzak mı atacağım? Yakın mı atacağım? Ormanlık bir yerde kısa mesafede mi açacağım? Hangisi ise bir kutu bir şey alır. Oradan da devam ederim. Olay bu yani. Dolumla ilgili aklıma gelen sorularınızdan bir araya getirdiğim cevaplar bunlar. Bu makine parça kıvır zıvır fahiş fiyatlarından çok fazla insan dolandırılıyor. Ben çakma sahte makine kullanmıyorum kullandığım makineler, penslerim, diğerleri hepsi Amerikan makineleridir. Bunları benden görüp insanlar gidip sahtesini çakmasını bulamadık diye alıyorlar umut dünyası, mağdur oluyorlar. Ondan sonra beni arıyorlar. Ben vicdanen bu durumdan rahatsız oluyorum arkadaşlar. Onun için sık sık şu paylaşımlarımda hatırlatıyorum. Sahte ve çakma makine alet edevatlardan kesinlikle uzak durun. Bunlarla hiçbir yere varmış, hiç kimse yok. Adam yazmış, sahteden çıkan kovan göya düzgün gibi boruya girip çıkıyor. Kafası böyle böyle hacı yatmaz oluyor diyor. Her zaman için sahte sahtedir. Bir de hangi kalitede sahte üretilmiş bunu hesaplamak, bu üretici veya hırsızın da kapasitesini bilmek lazım. Aynı bir diğerinin hisden kapatın. Şu makine demir saptan nasıl bir his olur orayı da ben size bırakıyorum. Neyse dilim döndüğünce hatırladığım kadarıyla sorduğunuz ortak soruları cevaplamaya çalıştım. Başka sorusu olanlar yorumlara yazabilir. Görüşmek üzere diyorum. Bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunca bilgiden sonra doluma başlasam mı, başlamasam mı ya da işte avcılığa yeni başladım. Arkadaşlar bunları dikkatle izleyip dinledikten sonra ki şu anda aramızda fırtına gibi dolum yapan birçok arkadaşımızın da birçoğuna yine bunları tek tek anlatmıştım. Umarım şimdi hepinize toplu olarak faydası olur. Bizler prensiplerimiz gereği İçerideki bir üyemizin daveti referansı olmadan yeni üye kabul etmiyoruz. Dostlarınıza bu sayfanın linkini gönderebilirsiniz.